Bismillahirrahmanirrahim. Yemin bahsine devam ediyoruz. Babul yemini fid duhuli vel vel ve sukuna ve gayri zalike. Yani bir mekana girmek, bir mekandan çıkmak, bir mekana gelmek, bir mekan, mekanda kalmak ve gibi ve başka konularla alakalı yemin meseleleri. Daha çok şimdi bu derste e, yemin lafızlarının karşılığı ne olacak onu göreceğiz hangi e, bir adam bir şekilde yemin etse sonra bu yeminin türevlerini görse bu fiilin türevlerini yapsa ne olur gibi aslında biz usulü fıkıh dersinde hatırlarsanız demiştik ki bir kelime hakiki manasında kullanılıyorsa oradan mecaza hamli caiz değildir ancak Ebu Hanife ile İmameyn arasında şöyle bir ihtilaf vardı Lugattaki hakiki mana mı öncedir yoksa örfte kullanılan hakiki mana mı öncedir? Ebu Hanife'ye göre lugattaki hakiki mana örfteki kullanımın önünde gelir. Mesela bir şu ağaçtan yemem diye yemin etse bir adam ağacın kabuğunu yese Ebu Hanife'ye göre yemini bozulur. Çünkü ağaçtan yemem demek ağacı yemek her ne kadar insanların yaptığı bir şey olmasa da Ağaçtan yemem cümlesinin hakiki manası ağacın dalını koparıp ısırmayı da kapsadığından, daha doğrusu ilk hakiki mana bunu kapsadığından bir adam ağacın dalını ısırsa e, yemini bozulmuş olur. İmameyne göre yemini bozulmuş olmaz çünkü ağaçtan yemem e, yemek demek, örfi kullanımda ağacın meyvesini yemek demektir. E, bu gibi noktada iki, e, iki e, ayrılık ve iki görüş var burada İşte kelimenin hakiki manasının kullanımı. Örfüyü kullanıp genelde yemin konusundaki ihtilaflarda da buraya mebni'dir, buradan çıkar. Ama Hanefi mezhebinde görüş genelde tercih fetvaları i̇mame görüşüdür. Yani Hanefiler yemin hususunda neyi almışlardır? Örfüyü kullanımı baz almışlardır. Yeminin hükmünü örf belirler. Şafilerde hakiki mana belirler Ebu Hanife'de olduğu gibi. Malikilerde de o lafzı Kur'an nasıl kullanmışsa hakikat odur, gerçek mana odur, kasteden odur diye almışlardır. Genelde işte bu hususa bakacağız biz de. Bunların ihtilafını okuyacağız. Daha çok dediğim gibi usulü yaklaşımdaki bir ihtilaf bu. Ee, ama şimdi imamların biz buradan aslında fıkhını anlamış olacağız. Ee, bir adam şimdi diyor ki halefe la yedhulu beyten. Bir adam beyte girmemeye yemin etse. Beyt neydi? Beyt dört duvarı olan bir kapısı olan oda. Oda şeklinde kapalı oda. Yani diğer dersleri hatırlayalım. Dar neydi? Bahçesi olan, müstakil ev, bahçesi olan. Hatta bu Güneydoğu evlerinde sokak kapısından giriyorduk. Ortada bir sofa vardı. Yani bir alan vardı. Sağlı sollu odalar vardı. Bu her bir oda beyt. Orta alan, sofa, evin toplamı, bahçesiyle beraber, müştemilatın hepsiyle birlikte dar. Beyt neydi? Bir oda mesela. ''Alefe lâ yedhulü beyten'' Beyte girmemeye yemin ediyor. Feddehalel Kabe'te. Ama Kabe'ye giriyor. Kabe Beytullah mesela. Dört duvarı olan bir yer. Evül Mescid veya Mescid'e giriyor. Evül Bi'ate veya Havra'ya giriyor. Yahudilerin ibadet alanı. Evül Kenise veya da Kilise'ye giriyor. La yahnesu bu durumda yemin bozulmuş olmaz. Çünkü beytten kasıt nedir? Kişinin gecelediği yerdir. Her ne kadar Kabe Beytullah dense de kilise, havra, mescit her ne kadar bunlar beyt hükmünde dört duvarı kapalı bir alanı olsa tek göz bir yapı olsa da gecelemeye müsait yapılar olmadığı için e, burada örfi kullanımda Kabe'ye girenin, kiliseye, mescide girenin yemini bozulmuş olmaz. Tabi bu e, yemin lafzı Arapça yapıldığındadır. Yani yoksa Türkçe yapılsa başka bir mana yani. Vakaza aynı şekilde lev dehale dihlizen dehlize girse Dehliz ne? Şöyle düşünün. Şimdi e, hani dağın, müstakil evin dış e, sokak kapısı var ya. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Hani bazen böyle e, evin önünde bahçe olan evler var. Önünde bahçesi olan evler var. Bir de sokakla e, bahçe eğilen bir kapı var ve duvar var. Şimdi dış sokak kapısını açtık. Evin, binanın kapısına kadar yani bir koridor oluyor ya böyle. Sağda diyelim ki çiçek ekildi. E, geçiş yolu var. Bu da kapalı yani kapalı bir geçiş tünel gibi düşünelim. Sokak kapısını açtığım karşıma binaya geçene kadar bir alan var. 5 metre bir alan var diyelim. Yürüme yol, yürüyüş yolu var. Ee, i̇şte yağmurluk üzerine işte tente konmuş. Yağmur yağdığında ıslanmasın insanlar diye. O geçiş yolu dehliz tamam mı? Dehliz bu. Adam yani eve girmemeye yemin etmişti ama dehlize girdi. Mesela yemini bozuldu mu? Dehliz evden midir? Mesela buna bakacağız. Ve keza lev dehlize girse yine yemini bozulmaz. Çünkü beyt kapsamında değildir. Ev zullete darin veya darın kapısındaki gölgeliğe şey, e, mesela ne demek bu yani? Kapının önünde ne var? Şimdi kapı diyelim ki kalın duvarlarla örülü sokak kapısı var. Bir metre duvar diyelim ki kapı gömülü bir şekilde. O kapının önündeki gölgeliğe girdi mesela. Kapının e, gölgeliğine girdi. E, bu durumda yine beyte girmiş sayılmaz ama gölgeliğe girdiğinde inkâne lev uglika kapı kapatılmış olsa e, bu adam yepka haricen dışarıda kalmış oluyorsa yani derin kapı kapıyı kapattığımızda biz bu adam gölgelikte de olsa evin darın dışında kalmış oluyor diyelim ki. Yani ne gibi mesela şey gibi düşünelim. Ee, hani kale kapıları gibi düşünün. Geniş duvarlı e, e, şeyler var, evler var. Bir içte bir dışta kapı olduğunu düşünelim Kapı dışarıda olsun, kapı kanatları dışarıda olsun. Bir de onun önünde bir gölgelik var. Ee, adam kapıyı kapattığımızda dağın sınırları dışında kalmış oluyor. Bu durumda e, işte o gölgeliğe girmiş olsa bile beyt'e girmemiş olduğu için yemeğini bozulmuş olmaz. Ve illa eğer kapı kapandığında Adam içeride kalmışsa yani e, kapı kanatları dış dış tarafta e, kapıyı kapattığımızda gölgelik içeride olduğu için kapı kapağında adam içeride kalmış oluyor gölgelikte ama dış kapıyı kapattığımızda adam içeri girmiş olduğunda bu durumda hanise yemin bozulmuş olur. Bir şey sorayım, evet. Diye bir yandım, Hı -hı. O duvardan içeri girirse yani dış kaptan içeri girirse dahil oluyor. Değil mi? Evet. Dara yani, evet. Evet. Peki o duvarlar Allah Bu durumda yine orası belli olduğu için. Gelecek. O gelecek. Kama tıpkı ne gibi? levda dahale suffeten. E, suffeye girmiş olsa. Suffe neydi? E, o alan işte. Sofa. Bizim sofa, sofa dediğimiz. Dağara girdiğimde odalara, o beytlere dağılan orta alan. iç avlu mesela. Sofa sofaya girse de aynı şekilde yemin bozulmuş olur. Ve ile bir görüşe göre la yehnesu e, suffati eydan. Bir görüşe göre e, sofada da yemin bozulmaz diyor ama sofa her ne kadar açık alan olsa da gecelemeye müsait olduğu için ye, şu eve girmeyeceğim diye yemin edildiğinde sofaya girildiğinde yazın sofada yatılabiliyor çünkü. O zaman yemin bozulmuş olur. Fetva bozulur görüşündedir. Için, eee için. şey mi? dediğimiz beyt için mi? Beyt için tabii tabii. Çünkü gecelemeye müsait. Beytten kasıt gecelenebilecek bir yapı. O yüzden mesela mescid dışarıda açıkta kaldı. Ee, sözün dışında kaldı. Vefi şu durumda adam la yedhulu daran dara girmeyeceğim diye yemin ediyor. Dar neydi? Müstakil bahçeli ev dedik. Fedahala daran Yani e, harab olmuş, yıkılmış bir dara girmiş oluyor. La <laughs> yehnes, yemini bozulmuş olmaz. Niye? Çünkü dar nedir? Dar, işte çevresi duvarlarla çevrili, içinde odalar olan, beytler olan, sofası olan, avlusu olan bir evdi. Ama ev yıkılmış, e, yıkılmış bir halde duruyor. Oraya girdiğinde yemin bozulmuş olmaz. Çünkü niye? Bu harap olan yer artık dar değil. Tamam. Peki, şöyle deseydi. Ve lev kâle hazihid dara, şu dara diye işaret etseydi. Şu dara girmeyeceğim diye yemin etseydi. Fedahalaha haribeten e, ve harab olduktan sonra oraya girseydi sahra'e yani e, yıkıldıktan sonra neyi kaldı? Alanı kaldı. Şimdi dağa girmeyeceğim diye yemin ediyor. Yıkık bir dağa girdiğinde artık orası dar hükmünde olmadığı için yıkıldı ol, yıkılmasından ötürü harabe olmasından ötürü e, harabeye girse yemin bozulmuyor ama mevcutta bulunan bir dağı göstererek şu dağa girmeyeceğim dese. Şimdi dar aynı zamanda e, arsayı şamil olduğundan arsaya da arsayı da şamil ya şu dara girmeyeceğim dedikten sonra o dar işaret etmiş olduğu dar yıkılsa harap olsa ve onun avlus arazisine girse bu durumda ne olur e, ev bir başka durum bademe bu niyette aran uchra Başka bir dar inşa edildikten sonra o alana, o araziye girmiş olsa Han ise yemini bozulmuş olur. Çünkü niye? Şu dar diye işaret ederek o alanı, o arsayı kapsayan bir yapıyı kastetmiş oldu. Evet. O dar, şu dar diye gösterdiği i̇şte o darın mevcut bulunan arsası harap olduktan sonra o arsaya da girmiş olsa, boş araziye de girmiş olsa veya yeni bir bina inşa edildikten sonra oraya da girmiş olsa bozulur. Çünkü niye? Şu dar diye o sınırları göstermiş oldu. Bu yine tabii ki de Arabi bir yemin yapılırsadır. Çünkü darın Arapça karşılığı budur mesela. Ve aynı şekilde la waqafa ala sathiha sathında damında mesela dursa o damın yine aynı şekilde yemeğini bozulmuş olur. Çünkü niye? Ee, o işte müstakil evlerdeki o darın damı da çatısı da ev hükmündedir. Çünkü yine yazın akşamları orada yatıyorlar mesela. Vakı Tabi tabi darın dar dedi darın çatısına çıktı darın damı da çünkü yani Güneydoğu'da o dar olan evlerde dam evden sayılır. Evin bir bölümüdür. ile la yahnesu fi bihi yani damda bulunmak fi orfina bizim örfümüze göre yemini bozmaz. Mesela günüm İstanbul'da çatılar evin bir parçası değildir. Yani orada kalınacak bir yer değildir çatılar. O yüzden İstanbul'da yapılan bu yeminde bu fetva geçerli. Ama şimdi Güneydoğu'daki damları kullanılan evlerde bu yemin yapılsa o zaman orası geçerli olur. Çünkü niye? Dam güneydoğu'da evin bir bölümü kullanılıyor, aktif bölüm. Olmaz. <laughs> kapının tağına, kemerine, hani kemer şu yapı ya. Mihrap yapısı gibi yapı var ya kemer. Kapının tağına girse, yani kemerine girse, ev <laughs> dihliziha veya o kapının dehlizine. Yine o yürüyüş yoluna girmiş olsa in kana la ughliqa yani yine kapıyı kapatmış olduğumuzu farz etsek dışarıda kalmış olacak olsa kemerde ama kapı kapandığında hariçte kalıyor veya dehlize girmiş ama kapı kapatıldığında hariçte kalmış olsa la yahnisu yine yemini bozulmuş olmaz çünkü niye bu şu dağara girersem diye yemin etti ama kemerde şu an kapı kapaldı Kapalı, kapıyı kapatmış olduğumuzu düşündüğümüz dışarıda kalmış oluyorsa yemin bozulmuş olmaz ve illa eğer kapı kapandığında içeride kalmış olurlarsa hani ise yemini bozulmuş olur. Evet. Uzun tünel gibi <laughs> mi düşünüyorsun? Evet, evet uzun tünel gibi düşünün. Geçiş var. Bir metrelik de olur. Ya bizim eski medresenin e, sokak kapısını açınca binanın kapısına kadar iki metrelik bir mermer yol vardı. Ve tamam. biz onun burada i̇şte. yok o tam içerisi sayılır artık. Burası tam içeri. çünkü o dış kapı hemen içeri açılmış oluyor. Ama orada önde bir bahçe vardı. Bir mermer yol vardı. Ve biz onun üzerine bir sundurmalık yapmıştık. Yağmurda barınmak adına. İşte orası dehliz oldu mesela gibi. Tamam. Yani sokak kapısıyla bina arasındaki e, o geçiş yolu. Üzeri ya ile kapatılıyor. Yağmur yağdığında etkilenmesin altındakiler diye. Oraya girmek. E, dara girmiş olur musun olmaz mısın? Eğer dar dediğinde bizim o ön bahçede dahil olacağı için. Dahil olmuş. Kapıyı dış sokak kapısını kapattığımda içeride kalmış olduğun için. Yemin bozulmuş olur mesela gibi. Peki velev cu'ilet mesciden. Şimdi şu dağa girmeyeceğim diye yemin etti. O işaret <laughs> etmiş olduğu dardaki o arsa e, ya girince bozuluyor ya. Ama o arsa dar yıkıldıktan sonra cu'ilet mesciden. Ev hammamen, ev bustanen, ev beyten. şuraya kal kalalım. E, oraya mescit yapıldı, hamam yapıldı veya bostan yapıldı. Artık dar kapsamından çıktı ben her zehit dar demiştim ama yeni yapılan mevcuttaki bina dar mı? Değil. Bostan veya hamam mesela. Ev beyten ba'deme haribet veya dar harab olduktan sonra oraya bir beyt yapıldı. Artık beyt var orada. Dar değil. Beyt mesela. Fe oraya girmiş olsa la yahnesu yemini bozulmaz. Çünkü o adam o arsayı kastederken dar olarak nitelemişti. Ama artık yeni mevcuttaki yapı hamam olduğundan, beyt olduğundan ...şu dar diye gösterebilecek bir dar olmadığından orada... ...oraya girdiğinde yemin bozulmuş... ...olmaz. Ama boş arsa... ...darı kapsayan bir mana olduğu için... E, ...o zaman bozuyordu. Oldu mu? Geçer, e, fark etmez. Bir önceki... ...derste konuşmuş olduğumuz gibi... E, ...unutarak yahut da... ...kasıtlı bir şekilde... ...yemini e, bozduğunda kefaret gerekir. Vakaza... ...aynı şekilde... لَوْ دَخَلَ بَعْدًا هِدَامِ الْحَمَّامِ وَاَشْبَاهِهِ Yani bu dardı. Adam şu dara girmeyeceğim diye yemin etmişti. O dara ne yapıldı? Oraya sonra hamam yapıldı. Veya işte cami, mescit yapıldı. Sonra بَعْدًا هِدَامِ الْحَمَّامِ وَاَشْبَاهِهِ Hamam veya o benzer yapılar da yıkıldıktan sonra yıkıldıktan sonra oraya girse yine ne olmuş olmaz? bozulmuş olmaz. Çünkü o artık orası hamamdan sonra kalan yerdir. Artık dar vasfı orada değildir. Yoktur yani. Peki vafi şu e, örneğe bakalım. La yedhulu hazel beyte. Adam şu beyte girmeyeceğim diye yemin ediyor. Fedehalehu bademen hedeme. O e, beyt yıkıldıktan sonra giriyor. Ve sahra sahra'e artık arsa oluyor. Şimdi şu beyte girmeyeceğim diye. Beyt neydi? Tek göz odaydı ya. Ama beyt dediğimde ben arsayı kastetmiyorum çünkü arsa kastı girmez arabın beyt kullanımında. Şu beyte girmeyeceğim diye yemin etti. Beyt yıkıldıktan sonra artık orası boş bir arsa kaldı ve o arsaya girdi. Ev, bademe, niye beyten, axhar veya başka bir beyt inşa edildi oraya. Artık bu beyt, bu adamın yemin etmiş olduğu beytten farklı bir şey veya o arsa adamın yemin etmiş olduğu beytten farklı bir yapı veya farklı bir tür diyelim. Böyle durumda la <laughs> yahnesu yemini bozulmuş olmaz. Bi hilafi ma lau sakata sakfu ve bakiyel cüduranu. Ancak şöyle olursa şu beyte girmeyeceğim diye yemin etti. Tamam. Beyt neydi? Dört duvarı, bir tavanı, bir kapısı olan yerdi. Ancak bademe ma lau sakata sakfu. Tavan çökmüş olsa. Tavanı çöktü ve bakın yerin cüdura duvarlar duruyor. Buraya girse mesela adam şu beyte girmeyeceğim diye yemin etmişti. Bu yeminden sonra o beytin tavanı çöktü. Dört duvar duruyor. Adam oraya girse yemini bozulur mu? Evet. Çünkü niye? Çatı olmasa da dört duvar orada gecelemeye müsait mi? Müsait. Yağmur yağmadıysa, i̇şte soğuk orada geceleyebilirsin. Hala beyt manasını taşıyor. Bu yüzden yemin bozulur. Kaptanlardan Ney? Beşinci katta oturuyor yemin ettiğim bir şey. Apartmanın dairesi giriş katından iki elinde. Ya ben bu adamın Dergi evine de... girmem dediğinde beşinci katı kastediyorsundur. Dergi olmuyor mu? Yok hayır. Şuhpa de... deniyor ona. Bambaşka bir boyut o. Yani beş katlı bir apartmanın beşinci katında oturan komşuna girmeyeceğini yemin ediyorsun. Sen yan binadasın. Geldin dördüncü kattaki adamın dairesine girdin. Bir problem yok çünkü sen o daireyi kastettin. Ama damar çıksam da mı mi hocam? Yok. Şimdi yok yok. 5. katından sonra çatı geliyor. Çatıya çıktın. O çatı 5. katın çatısı değildir. Tüm binanın çatısıdır. 5. katla alakalı olan bir yer değil. Ortak yapıdır. O yüzden girmez. Yemin bozulmaz. Peki, şu ifadeye bakalım. Vafi adam şöyle söylerse yemininde. La yadkhulu hazihi Şu eve girmemeye yemin ediyor. Wa huwa fiha adam evin içerisinde. Yani bulunmuş olduğu evin evdeyken bir daha bu eve girmem diyor ama girme. Hala adam içeride mevcut. La <laughs> yahnesu Yemini bozulmuş olmaz içeride kalmayı devam ettikçe. Ma lam yahruç thumma yadhul. Çıkıp girmedikçe. Çünkü adam e, bir daha bu evde durmam demiyor. Şimdi evin içindeyken tartışıyor ev sahibiyle. Senin evine bir daha girmem diyor. Evine bir daha gi girmek ne demektir? Dışarıdan içeriye gelmek demektir. Ve bir defa girmek fiili e, devamı olan bir fiil değildir. Devam etmez. E, oturmak fiili devam eder. Ben şu an oturuyorum. ...kalkana kadar oturmuş olacağım... ...oturmuş olmaya devam ediyorum... ...ama kapıdan içeriye girdiğimde bitti... ...yani evden çıkana kadar... ...hep eve girip girdiğim fiil... ...devam ediyor değil... ...çünkü girdim bitti yani... devamı olan bir fiil değildir girmek... ...o yüzden... ...içinde bulunmuş olduğu evi kastederek... ...bir daha bu eve girmem dese adam... ...oturmaya saatlerce devam etse... ...günlerce evde kalsa... ...yemini bozulur mu? Hayır çünkü yeminden sonra... ...hala daha bu eve girmiş... ...değildir... ...girme fiilini yapmış değildir... ...ancak çıkar... Sonra kapıdan içeriye girerse yemini bozulmuş olur. Anlaşıldı mı? Bir Yine. Bir şeyler geçersiz Bir defa mahsus olmuyor biliyor Bir mi? kere bozulunca bitti artık. Ama adam her girdiğimde bana şu olsun filan talak bahislerini atırlar. Evet. O ayrı bir şey. Yani, kullama ifadesi kullansa gibi mesela. Veya yani, Türkçedeki her girdiğimde dese. Peki. Ma'lem yahruç tümme yaskul dedik. Ve fi, ancak şöyle bir ifade olsa yemin la yelbesu hadha savbe. Şu elbiseyi giymem diye yemin ediyor. Ve huve labisuhu. Ancak o elbiseyi giymiş. Yani üzerindeki kıyafeti bir daha bu kıyafeti giymem diyor. Giymemeye yemin ediyor. Ancak giymek tıpkı oturmak gibi nedir? Devamı olan bir fiildir. Ben bu gömleği sabahleyin giyindim. Şu an çıkarmadıysam hala giyinmeye devam ediyorum. Doğru mu? Yani mesela ben şu gömleği giymem diye yemin edersem ve hemen bunu çıkarmazsam yeminden sonra giyme fiili bende devam ettiği için ne olmuş olur? Yeminim bozulmuş olur. Anlaşıldı mı? Tekrar söylüyorum. Şu gömleği giymeyeceğim diye yemin ettiğim giymek devam eden bir fiil olduğu için yeminimden sonra bu gömleği hemen çıkarmazsam yeminden sonra bu gömleğin bende bulunuyor olması hala giyinmeye devam ediyor olmam olduğu için yemin bozulur. Şimdi burada ne diyor? La yelbesu hada tawbe bahu la bisuhu gerekir. Giymiş olduğu üzerindeki kıyafeti giymem diye yemin etse. Ev la yerke bu hadihi bete bu hayvana binmem diye yemin ediyor ve buha. Hayvana şu an binmiş. Binmek devam eden bu arabaya bir daha binmem diyorsun arabanın içindesin. Arabanın içinde olmak arabaya binmeyinin anlamıdır ve bu iş devam ediyordur. Yani Yemin ettim bir daha bu arabaya binmem diye hemen inmen lazım. İnmez devam et, binmeye devam edersen bu fiil sürdüğü için yeminden sonra binmiş olduğundan yemin bozulur. Ee, Ev la yeskunu bu evde oturmam bak girmem değil oturmam diye yemin ediyor ve huve sakinu evde oturmaya devam ediyor. İn ahaza fin hemen o elbiseyi çıkarmaya başlamazsa. İn ahaza fin o gömleği çıkarmaya başlamazsa hemen ifadenin sonunda evin nuzul veya hayvandan inmeyi evin nukuleti veya evden çıkmayı hemen gerçekleştirmezse min gayri lübsin beklemek sizin cümleyi bitirir bitirmez beklemeden gömleği çıkarır arabadan iner evden dışarı çıkarsa la yahnesu yemini bozulmuş olmaz ve illa eğer araya bir süre girerse bir daha bu gömleği giymemeye yemin ediyorum. Biraz durup sonra çıkarıyorum. Cümlemi bitirdikten sonra yeminim başlıyor ve yemin başladığı andan itibaren de ben gömleği giymiş olduğum için ne olur? Hani ise yemin bozulmuş olur. Anlaşıldı mı? Peki. Sımme fi. sonra şu ifade olsa. La yeskunu hazel beyte. Şu evde oturmamaya yemin ediyor. Ev hazihid veya bu darda e, şimdi bu darda veya bu beytte oturmamaya yemin ediyor adam. Şimdi ben bu evde oturuyorum. benim bu evde oturuyor olmam neyle sağlanıyor? İçerideki eşyalarımla, koltuğumla, yatağımla değil mi? Bu evde iskan ediyor olmam evdeki eşyalarımla mümkün olan bir şey. Şimdi bu evde oturmamaya yemin ediyor. La yeskunu hazel beyte ev hazel Tamam. Peki ne yapması gerekir? La budde min hurucihi çıkması gerekiyor. Ama bi cemii ehlihi ve meta'ihi ailesi ve eşyası ile birlikte. Çünkü bir evde oturuyor olmak, ikamet ediyor olmak kişinin ailesi mesela şöyle düşünelim. ben diyelim ki evim var tamam. İçinde ailem yaşıyor, eşyalarım var. Ben seyahatteyim, dışarıdayım. Beni dışarıdan birisi sorsa ya bu adam nerede oturuyor? Ailemin ve eşyalarımın olduğu evi gösterir. Burada oturuyor diye. Ama ben şu an orada oturmuyorum ki. Ama benim o evde, yani şu an fiilen oturmuyor olsam da ailemi kaldırıyor olmam, eşyalarımı orada tutuyor olmam o evde oturuyorum anlamına gelir. Örfüyü kullanımda doğru mu? Şimdi tamam. Şimdi bu evde oturmayacağım diye yemin etti. Hemen çıktı dışarıya ama eşyası orada. Birisi sorsa bu adam nerede oturuyor? bu evde oturuyor. Çünkü niye? Ailesi orada, eşyası orada. Bu yüzden bu söylemin ortadan kalkması için la budda min hurucihi bi cemiye ehlihi tüm ailesini çıkarması ve meta'ihi ve tüm eşyalarını oradan taşıması gerekiyor. Hatta nasıl? Hemen 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 hemen. Hatta لو بقي وتد hatta bir e, evde veted yani direkt manasında kazık veya başka bir manayı da çivi gibi manayı da içeren bir mana ama yani evin e, evde oturmayı gerektirecek bir demirbaş yani tamam mı? Onu bıraksa evde koltuğunu bıraktı mesela veya işte yatağını bıraktı diyelim e, e, taşıda eşyasın ama bir vetedi bile kalsa hanise inde e, hanise yemini bozulmuş olur Ebu Hanife'ye göre çünkü bir eşya bile bıraktığında evin bozulmuş oldu olmaz. Şimdi ama fetva şöyle. Ve Ebi Yusuf'e. Hocam evde oturulduğunu belirten bir eşya mı? Evet. Evde, bu evde, evde oturmayı sağlayacak bir eşya. Demirbaş. İşaret edilmiş. Ve de Ebi Yusuf'e, İmam Ebu Yusuf'a göre ne kadar eşyayı taşırsak yemini kurtarmış olacağız. Ona bakıyoruz şu an. Rahimahullah. İmam Ebu Yusuf diyor ki e, yu'teberu naklül ekseri. Eşyanın çoğunu taşımışsa buna itibar edilir. Yemin etti adam hemen sonra eşyasının yarısından çoğunu çıkardıysa tamam taşınmıştır artık bu adam denir. Ve inde Muhammedin İmam Muhammed'e göre ise naklu ma tequmu bihi Yani ne demek burası? E, şu demek. sürdül yani kalabilmeyi sürdürecek eşya. Yani ben Yeni bir ev tuttum. Tamam mı? Yeni bir ev tuttum. Oraya ilk gece tüm eşyamı taşımam mümkün değil ya. Sadece yatağımı götürsem ve gece orada yatsam, yeni evde yatağımı götürüp yatsam taşınmış olur muyum? Evet yani yeni evde sadece yatağımı götürüp yatmış olmam benim yeterli bir taşınmayı gösterdiğim anlamına gelir. İmam Muhammed'e göre işte kalabilecek eşyayı taşıması yet o evi artık terk ettiğini göstermeye yeterlidir diyor. Yok. vahuval yani şöyle demek bu. Bir yatağını aldı gitti hemen geceyi orada geçirdi. Tamam yeminini adam bozmadı demektir yani bu. Vahve bu görüş yani İmam Muhammed'in görüşü el ahsen vel evfaku daha güzel ve zamana daha uygun olandı. Çünkü bir adam tüm eşyasını aynı anda götürüp bir ev bulması daha zorsken hemen bulduğu bir evde gecelemeyi sağlayacak bir yatağı taşıması daha kolaydır çünkü. Peki sunbe bir başka yemin durumu e, la budde min nakletihi ila menzilin ahar. Şimdi bu evde kalmayacağım diye yemin etti ya. Şimdi benim bu evde kalıyor oluşumu değiştiren şey nedir? Buradan eşyamı, ailemi taşıyıp başka bir yere gitmemdir. Doğru mu? Başka bir yerde yerleşene dek benim hala ikametgahım neresidir? İkametim, kaldığım süknam eski evdir. Ve ben bu evde kalmayacağım diye yemin ettiğim Eşyamı hemen çıkarmam gerekiyor. Çıkardım. Daha ne gerekiyor? Ee, nerede? Ha. La demin min nakletihi ila menzilin ahar. Bu eşyayı başka bir eve taşıyor olmam gerekiyor. Taşırsam başka bir eve yemini bozmadım. Çünkü başka bir eve eşyamı taşıdığımda artık eski evde oturmuyor, oturmuyorum ben. Eski evde oturmama durumu sağlanmış oldu. Ama tamam, aldım ailemi çıktım. Yani döşeğimi de aldım ama tüm eşya hala bu evde. Biz sokakta kalıyoruz. Yani sokakta kalıyor olmak. Yani eş veya komşuya gittik, akrabaya gittik, akrabada kaldık o gece Yemin yerine gelsin diye. Ee, yine o durumda sorulsa bunlar nerede oturuyorlar? Ha, bu evde oturuyorlar. Sorusunun cevabı hala bu evi göstereceği için yemin dozulmuş olur. O yüzden hemen başka bir eve eşyayı intikal ettirmesi gerekiyor. Hatta la yebra binakletihi ila sikketi avul mescidi. Hatta eşyalarını mescide veya sokağa taşısalar yemin yerine gelmiş, yani yemine uymuş olmazlar. Yemin bozulur. Tamam mı? Kaza tıpkı fi la yeskune mahalleti bu mahallede oturmayacağım yeminini yapan birisinde olduğu gibi o da şöyle bir misal e, ve fi la yeskunu hazihil beldete yani bu evde şey bu şehirde yaşamaya oturmayacağım, yaşamayacağım. Evli kariyete veya bu köyde yaşamayacağım diye yemin ediyor. Bu durumda yeburru bir hurucihi o şehirden çıkmasıyla yeburru yani yeminine riayet eder demek. Bir hurucihi şehirden çıkmasıyla ve terki ehlihi ve meta'ihi fiha. Ailesini ve eşyasını o şehirde bırakıyor bırakmış olsa bile e, o şehirden tek başına çıkıyor olması yeminini yerine getirmesine yeterli olmuş olur. Tamam. Peki. Ve fi la yaskunu hazihi beldete ebul kadyete yeburru bi hurucihi ve terki ehli. Tamam. Ve fi la yahrucu. Peki adam işte bu evden çıkmamaya yemin ediyor. Tamam mı? Veya bu evden, bu şehirden çıkmamaya yemin ediyor. Ee, şimdi çıkmak ne demektir? oradan ayrılmak demektir. Veya kendi isteğiyle yürüyüp çıkmak demektir. Fe emara men hamelahu ve ahracahu birilerine onu taşıyıp çıkarmasını emretse şimdi burada işte bu evden çıkmayacağım diye yemin ettim ben. Çıkmak ne demektir? Kalkıp yürüyüp çıkmamdır benim. Kendi isteme çıkmamdır benim. Peki şimdi beni birileri çıkarsa zorla veya benim emrimle çıkarsa bu durumda. E bu Hanife'ye göre bu çıkmak değil nedir? Çıkarılmaktır. O yüzden beni birisi çıkarsa buradan taşırsa ben bu evden bu kapıdan çıkmayacağım dedim. Yani bu kapıdan çıkmayacağım demek ne demektir? Bu evden çıkmayacağım anlamına gelir. Beni birisi pencereden çıkarsa Ebu Hanife'ye göre yemin bozulur mu? Hayır, çünkü kapıdan çıkmadım ama imameyi göre yemin bozulur çünkü bu kapıdan çıkmayacağım demek ne demektir? Bu evi terk etmeyeceğim demektir ama pencereden çıkmam benim evi terk ettiğim anlamına geliyor. Hani kelimenin kendi anlamı ve örfü kullanım anlamını konuşmuştuk ya. Şimdi bu adam e, birilerine beni buradan çıkarın diye emretse hani ise yemin bozulmuş olur. Yemin bozulmuş olur. Peki, tabi imameyi ne göre? Ve lehu hamile ve uchrıce bila emrihi mukrahen yani birileri bu adamı zorla taşısa çıkarsa bu adamın emri olmadan Mukrahan zorla ev ra diyen veya birileri bunu çıkarıyor ama istemeden fakat e, zorla değil yani adamı tuttuğa çıkardılar. Bu ondan e, yani zor kullanılmadı ra diyen. Bu da hoşuna gitti adamın. Bunu kabullendi. Ama la yahnesu yemini bozulmuş olmaz çünkü niye çıkmadı veya beni çıkarın diye emretmedi. Birilerine beni buradan çıkarın demek de çıkmakla aynı demektir. Şimdi Ebu Hanife'ye göre onda da olmayacak. Çünkü niye? Adamı adam çıkmadı. Birileri onu çıkardı. Ama imamen diyor ki beni çıkarın diye onlara emretmesi çıkmak anlamına gelir diyor. Oldu mu? Ve <laughs> misluhu bunun bir benzeri de la <laughs> yedhulu işte girmeyeceğim diye yemin etti bu eve ama birileri onu soktu. İşte kendi emriyle yemin bozulmuş olur. Peki vafi <laughs> La yahrucu illa ila cenazetin. Adam diyor ki ben cenaze dışında evden çıkmayacağım. Yani anca bir yakınımın filan cenazesi olur da onun defni için evden çıkarım. Başka türlü ben bu evden çıkmam diyor. Fekharaca ileyha ve adam cenaze için evden çıkıyor. Sümme ete haceten uhra. Sonra cenaze bittikten sonra bir çarşıyı pazarda işini hallediyor geri dönüyor diyelim. La yahnesu yemini bozulmuş olmaz. Çünkü adam evden çıkma sebebi olarak cenazeyi sunuyor. Cenaze olmadan çıkmam diyor. Ve adam cenazeye gitse, cenazeden sonra çarşıya pazara uğrasa bu adam yemini bozacak bir hal yapmış mıdır? Hayır. Çünkü cenaze için çıktı veya çarşıya uğraması, cenazeye çıkmasını değiştiren bir hal midir? Hayır değildir. Bu yüzden yemin bozulmaz. Ama çarşıya diye çıksa, sonra bir cenaze böyle olsa çarşıdan cenazeye gitse yemin bozulur. Çünkü evden çıktığı anda niyeti cenaze değildi. Şey, değil mi? Fark etmez. Ee, i̇lla cenazetin dedik ya. Fekharaca ilahya. Thumme ete haceten ukra la dedik. Peki şu durumda. Ve fi la yahrucu ila Mekke'te. Adam Mekke'ye çıkmamak üzere emin etti. Mekke'ye çıkmamak üzere. Evden Mekke'ye çıkmamak üzere. Ee, i̇bare önemli. Evden Mekke'ye çıkmamak üzere feharace ve çıktı Yuriduha Mekke'ye çıkmak için evden çıktı evden ayrıldı. sümme Raca sonra Mekke'ye varmadan eve geri döndü. Hani ise yemin bozulmuş olur çünkü niye? Mekke'ye varmasa bile Mekke'ye gitmek için evden çıktı. Şimdi yemin ne? Mekke'ye çıkmayacağım diye evde. Şimdi ifadeler şöyle: bir çıkmak var, bir gitmek var, bir varmak var. Şimdi bir adam Mekke'ye Çıkmak için Mekke'ye gitmek için evden çıkmayı kastediyor. Mekke niyetiyle evden çıktığında Mekke'ye gitmese bile yemin bozulmuş oldu çünkü niye? Niyet buydu. Ama Mekke'ye varmak için e, niyet etse Mekke'ye girmedikçe ne olur? Yemin bozulmuş olmaz çünkü Mekke'ye daha girmemiş oldu. Buradaki ifade ne peki? E, La yahrucu ila Mekkete Mekke'ye çıkmayacak. Bu adam evinden Mekke diye çıkmayacak. Fekharece yuriduha Mekke'ye gitmek niyetiyle çıktı. Sımme Ama Mekke'ye varmadan dönse hanise emin bozulmuş olur. Peki. vafi la ye'tiha. gelmemek için aynı şekilde yemin etse e, la yahnesu vafi la yetiha yani e Mekke'ye gelmek e Şöyle. Ha Mekke'ye gelmemek için yemin etse. Ben bir daha Mekke'ye gelmem diye yemin etti adam. Tamam mı? La <laughs> Evdeyken bir daha Mekke'ye gelmem diye yemin etti. Mekke'ye gitmem diye yemin etti yani tam Türkçesi. Ama evden çıktı. Mekke'ye varmadan eve geri döndü. Bu durumda Mekke'ye girmediği için Mekke'ye gelmiş olma fiili tahakkuk etmediği için la <laughs> yahnesu yemini bozulmamış oldu. Ma'lem yedhulha <laughs> Mekke'ye girmedikçe. Tamam mı? Mekke'ye varmadıkça Mekke'ye gitmiş olmayacak o yüzden Tabi birinde Mekke diye çıktı bir kere bitti ama öbür e, ikinci durumda Mekke'ye girmek Mekke'ye varmak niyetiyle evden çıkıyor e, niyetle bir daha Mekke'ye girmeyeceğim diye yemin etti ama evden Mekke'ye varmak için çıktı Mekke'ye girmedikçe yemin bozulmadığından dönse yemin kefareti vermesine gerek yok dedik ve zahabu gitmek de hani Mekke'ye gitmeyeceğim diye bak. Yeti varmak, yeti tam Türkçe tercimesi varmak. Ama the help, gitmek, yani evden Mekke'ye diye çıkmak, gitmek, ikisi de bunu karşılıyor. Ama varmak demek oraya girmektir. Şimdi ben Mekke'ye gideceğim dediğin, evden Mekke'ye gideceğim diye çıktığında tamam, çünkü Mekke'ye doğru gitti Yol çünkü yolun tamamı gitmeyi kap, e, kaste, kapsar. Ama yeti varmak demek. Varmak ne demek? Ancak girmekle olur, oraya ulaşmakla olur. Ulaşmadıkça varmayı tamamlamış olmazsın. Bu yüzden varmak farklı, çıkmak farklı, gitmek farklı. Şimdi o yüzden ve <laughs> daha gitmek de kel <laughs> huruci. çıkmakla aynıdır. Ben Mekke'ye gitmeyeceğim diye yemin ediyorum. Mekke'ye diye yola çıksam gitmiş oldum bitti artık. Git Mekke'ye varmasam bile. Fil esahhi en olan görüşe göre zehab gitmek huruçla aynı manadadır. Peki ve şu durumda e, yemin olsa le yetiyenne fulanen bir başkasına yani bir başkasına varmakla ilgili bir başkasına gitmekle ilgili yemin etse ben e, adam yemin ediyor ben Adem'e vallahi Adem'e gideceğim diyor. Adem'in yanına gitmek yani bu. Felem yetihi ...hiç de gelmedi... Yemine, ...yeminine rağmen hiç gelmedi Adem'in yanına... ...hatta mate... ...ölünceye dek gelmedi... ...bu durumda... ...hanise... ...fi ahiri eczai hayatihi... ...hayatının son noktasında... ...cüzünde... ...artık ölmeden bir an öncesinde... ...Adem'e gelme fiili tahakkuk etmediği için... ...yeminini... ...yerine getirmemiş olduğundan... ...yemin bozulmuş oldu... ...yani ölürken... ...yemin kefareti borcuyla ölmüş oldu bu kişi... ...çünkü... ...ben vallahi Adem'e geleceğim diye yemin etmek... Yarın da olur, öbürsü gün, her gün gelme fiili mümkün olduğu için ömür boyunca bunu yerine getirme durumu vardır. Ee, ölmeden hemen önceki anda artık gitme gide, gitmeyeceği ortaya çıktığı için o zaman yemin kefareti gerekir. Peki, ve in kayyede el ityane, Adem'e gitmeyi gaden, yarın diye e, kayıtlasa, yani yarın gideceğim diye yemin etse, e, bir de bil istitaati. Hani imkan olursa yarın gideceğim. Hani vallahi Allah fırsat verirse imkanım olursa yarın Adem'e gideceğim diye yemetti. Fehu <laughs> ve Ala selametil aleti. Ve bu yani gidebilmek için de bir kusur, bir problem yok. Selametil <laughs> alet yani at var, araç var veya ayakları sağlam. Ve Ademil mevani ve mani de yok. Gitmesine bir engel de yok gitmesi için. Felavlem <laughs> yetti. Eğer buna rağmen hiçbir engel yoksa, buna rağmen gitmezse, e, yani bu engel nedir? Vela mani amin maradin ev sultanin ne bir hastalık bunu engelliyor. Ne de işte sokağa çıkma yasağı var diyelim ki. Bu da bir engeldir. Gidemezsin diye sokağa çıkma yasağı. Bu da yok. Hiçbir engel yok. Buna rağmen gitmezse Hanife yemeğini bozulmuş olur. Peki. el hakikate. Eee. İbarede ne demişti? bil istita'a. Gücüm yeterse demişti değil mi? Gücüm yeterse demişti. Bununla hakiki manayı kastetti ise şayet. Şimdi haki, e, güç yetmek ne demektir? Allahu Teala man istita'a ile hissebilâ diyor. Hani hac için yoluna gücü yetenler yani imkanı olanlara diye burada hakiki manadan çok mecaz mana kullan e, burada kullanılmıştır. Ama istitaanın hakiki manası nedir? Güç yetirmek kelamcılara göre şudur. Allah'ın kulda o fiili yaratmasıdır. O fiili yapabilme kudreti yaratmasıdır. Bu da ancak o fiili yaparken ortaya çıkar. Yani ne demektir bu? Benim şu bardağı kaldırma fiilimni Allahu Teala bana bir kudret yaratıyor bende ve ben bu bardağı kaldırabiliyorum. Şimdi benim bu bardağı kaldırdığımda bu kudret bana bende yaratıldı. Bardağı kaldırmadan önce bu kudret bende var mı? Yok. Şimdi bunu kastediyor. Bunu kastediyor. Yani Allah bana o kudreti yaratırsa ben geleceğim diye kastetmiştim. Ama şimdi esasında olay nedir? Ben bu bardağı kaldırma fiilini e, harekete geçirdiğim anda kudret yaratıldığı için bu adam kalkıp da evinden Adem'e doğru yürümedikçe veya yürüyüşe başlamadıkça bu kudret onda yaratılmayacak. Bu durumda ben bunu kastetmiştim. E, o istihat da ben de Allah tarafından yaratılmadığı için yeminin bozulmadı dese. Böyle bir şey hani böyle bir e, bahane öne sürse suddika diyaneten e, diyaneten tamam doğru söylüyorsun denir. La kadaen ancak mahkeme huzurunda kadaen hukuksal açıdan bu sözü doğrulanmaz. Çünkü niye? Biz bunu nereden bileceğiz ki? Zaten hep böyle kullanılıyor bu ifade. Yani istita kelimesi imkan anlamında kullanılıyor diye e, kadaen kabul edilmez fil muhtar tercih edilen görüşe göre. Evet bu son konular mı? Bitirelim ya bu dersi. Diğer dersin saate başladı ama bunu bitirelim. Konu dağılmasın. Vefi şu ifadede adam şöyle bir e, yemin ediyor. La tahrucu imra'at imra'atuhu illa bi iznihi. Benim karım buraya katılabilirler. Benim karım diyor adam. Ancak benim iznimle dışarı çıkab çıkabilir diyor. Yani hatta talak koydur mesela diyelim. Benim iznim almadan çıkarsan sen boşsun. Zaten kadının çıkmasıyla ilgili yemin de budur aslında diyelim ki. Ee, benim iznimle ancak çıkabilir diye yemin etti. Bu durumda şuritel iznu li kulli hurucin. Kadının her evden çıkması izne yeni bir izne tabidir. Yani adam ne diyor çünkü? benden izin almadan evden dışarı çıkamaz benim karım diyor. Bununla ilgili yemin ediyor. Gelecek. Benden izin almadan çıkarsan sen boşsun diyor adam. Bu durumda her bir çıkış müstakil bir izin e, izin gerektirir. Aynen öyle. Şurital iznu di kulli hurucin. Her bir çıkış için izin şarttır. Peki. Vafi şu ifadede, şu durumda. illa en azene yani e, evet, e, şimdi dedi ya adam la tahrucu e, işte illa bi iznihi ancak izin benden izin almadan çıkamazsın bu cümle şimdi buradaysa illa en azene ben izin vermedikçe evet. gidemezsin dedi adam yekfil iznu merraten tek bir izin burada yeterlidir yani mesela şunun gibi e, tam Türkçe burayı Benden izin almadıkça hiçbir zaman evden çıkamazsın dedi. İlk durum bu. Benden izin almadıkça hiçbir zaman evden çıkamazsın dedi. Her çıkışta izin alması gerekiyor. İkinci durumdaysa adam diyor ki ben izin vermedikçe evden çıkma diyor. Bu durumda adamın kadına evden çıkması için sana izin veriyorum demesi durumunda her çıkış için o izin geçerlidir. Ben izin vermedikçe dedi ya. Verdi işte mesela. Neyi? Mesela genel umumun katılıyor mu? Adam orada belki babasının önüne her babasının zamanına gerek yok. Mesela... Yok yok. Bu genel. Genel bu. Yoksa hususi konularda onlar farklı. Şimdi vefi illa en dedi izin verdikçe mesela dedi işte yekfil iznu merraten tek bir izin yeterli oluyor dedik ve fi şu durumda la tahrucu illa la tahrucu illa bi izni benim iznimle çıkabilirsin anca dedi benim iznimle çıkabilirsin anca dedi lev azine laha fihi meta şaet sonra da diyor ki dilediğin zaman çıkabilirsin diyor şimdi önce diyor ki benim iznim olmadan çıkamazsın bunu söyledi. Sonraki bir zaman dedi ki, e, leha fihi, kadına bu konuda izin verse, metaşaet yani dilediği zaman çıkma noktasında. Sonra kadına diyor ki, istediğin zaman evden çıkabilirsin, dedi. Sümme nahaha. sonra bir süre sonra kadını evden çıkmasını nehyetti. Şimdi şöyle oldu, adam, ben e, benden izin almadan evden çıkarsan boşsun dedi. Bu bir yemin, tamam. Sonra dedi ki, ya tamam çık, dilediğin zaman çıkabilirsin dedi. Sonraki bir durumda kadın çıkmak üzereyken çıkamazsın dedi adam. Ayrıca bir yasaklama getirdi. Ve bu yasaklamadan sonra kadın feharacet çıktı. Ne olur? La yahnesu inde Ebi Yusuf'e rahimahullah. İmam Ebu Yusuf diyor ki yemini bozulmuş olmaz. Çünkü niye? İstediğin zaman çıkabilirsin diye genel izin vermesi önceki yemindeki şartını atmıştır, iptal etmiştir diyor. Bitirmiştir diyor hilafenli Muhammed'in İmam Muhammed Rahimahullah ise hayır e, ne zaman çıkabilirsen e, ne, ne zaman istersen çıkabilirsin izni yemin sabit ne zaman istersen çıkabilirsin diye bir e, yemeğini ne yaptı gevşetti müsaade etti sonra getirilmiş olduğu yasak bu izni yapmıştır diyor ortadan kaldırmıştır diyor İmam Muhammed'e göre de yemin bozulmuş olur. Peki İmam Ebu Yusuf şöyle olsa e, durum durum şöyle olsa velev eradetil huruce kadın çıkmak istiyor kapıdan hani özel bir durum yani tartıştılar veya çıkarsın çıkamazsın şu bu filan derken gitme kalma kavga ediyorlar karı koca kadın kapıdan çıkmak istiyor adam hemen dedi ki in haracti eğer çıkarsam veya kadın çocuğa bağırıyor çağırıyor filan çocuk yaramazlık yapıyor evde Kadın artık gına geldi. Kalktı tam çocuğu dövecek. Tam çocuğa vuracakken adam diyor ki in darab in darbe. E, Ev darbel abde. İşte köleye vurursan veya işte e, çocuğa vurursan dedi. Tam o esnada çocuğa vurursan var ya dedi. Sen boşsun dedi. Yemin etti. Bu yemin ya. E, in darabdi diye şey yapsa kayıt koşsa. Takayyede el -hinsu. Bu yeminin bozulması, neyle kayıtlanır? Bil fi'li fevran. O fiili hemen yapmakla kayıtlıdır. Yani tartışma esnasında kadın kapıya yöneldi. O kapıdan çıkarsan sen boşsun dedi. Bu tartışmanın e, ateşiyle söylenen bir cümle olduğu için o anı kapsar. Veya çocuğa yöneldi. Kadın vurmak istiyor. Çocuk yaramazlık yapıyor. Kızıyor falan. Adam da ya bırak çocuğu falan diyor. Tam kadın kalktı vuracak. Bak eğer vurursan var ya sen boşsun dedi. Kadın tuttu kendisini. Vurmadı. Daha sonraki vurmalarında veya daha sonra kavga bitti artık. Tansiyon normale döndü. Konu kapandı. Daha sonraki evden çıkmaları, yemini yani o talakı gerektirir mi? Hayır. Çünkü bu hemen... E, bir olayın arkasına bağlanan bu tarz yeminler o olayla alakalıdır. O olay ortadan kalkınca biter. O sürelidir yani. Febiden hemen yaparsa yemin bozulmuş olur. Peki, felavle biset kadın bir müddet dursa zümme feralet. Sonra kapıdan çıksa işte ertesi gün veya bir saat sonra artık olay tansiyon sakinleşildi. Tansiyon dindi. La yahnasu. Vade yemin bozulmuş olmaz. Peki. Kale li li'ahak. Bir adam birine diyor ki? İdlis otur. Fetagadde ma'iye. Benle beraber gel yemek ediyor. Adam hani gel abi otur ya falan diyorsun ya. Feqal, "İn in in ta, e, ta ee, fekaza işte ya yok vallahi yemeyeceğim ya ya gel ya, yemeyeceğim yemeyeceğim yersem karım benden boş olsun dedi adam mesela yani böyle yeminler var yeminler şey boşanmalar yemine mi yemindir mi? tabi yemindir yani şöyle aslında yemin hükmünde değildir yemin laflı değildir ama hüküm cihetinden yemin gibi olduğu için yemin olarak mesela, kabul edilmiştir zaman, dersin, bir daha yemin hükmündedir yemin hükmündedir nasıl nasıl ben eklerim, bana ha. <laughs> Şimdi adam e, eğer yersem şöyle olsun diye yemin etti. La yahnesu bitagaddi. E, ama e, la maahu. Onunla değil de başka şekilde yerse yemin bozulmaz. Çünkü adam e, gel otur yemek ye ne diyor. Gel abi otur sofraya yap. Ya yok vallahi yemeyeceğim. Yok olmaz su bu filan şeye. Hmm. Ama adam hemen te, otur tek başına yemek yedi. Yani e, yemin onunla birlikte yemeği kapsayan bir cümle. Çünkü siyah bunu gerektiriyor. Oturup beraber yememeye adam yemin etti. Gidip tek başına yemek yese veya başka bir gün yemek yese yemin bozulmaz. Çünkü e, cümlenin siyahı o anı o meclise o sofraya oturmayı kasteden bir şey. Velev fi zâlikel yani hatta o gün bile yemek yemiş olsa başka bir yerde e, bayağı başka bir şekilde yemin bozulmuş olmaz. İlla ancak inkale şöyle söylerse. İn tagaddeytu El yom yok vallahi bugün yersem şöyle olsun derse o gün geçene kadar yiyemez. çünkü gün diye el yom diye o günü ne yapmış oldu kapsamış oldu peki şöyle bir ibare var e, diyor ki vefi şöyle bir yemin var la yer kabu da bete filanın hayvanına binmem filanın arabasına binmem diye yemin etti ve rakibe da abdin lehu mezunin ancak mezun kölesine, yani mezun köle neydi? Ticaret yapmaya, efendisinin izin vermiş olduğu köleydi. Ticaret yapmaya ehil olduğu için, izin almış olduğu için bu kölenin malı da olabilir. Yani kölenin kendisine ait mal olabilir dedik. Ancak şöyle bir fark var. Şimdi eğer köle, efendisine borçlu diyelim. Efendisine ticaret yaptığı için borç aldı ya efendisinden. Kölenin efendiden almış olduğu borç kölenin e, ederinden fazlaysa yani kölenin efendisine yapmış olduğu borç kölenin kendi kıymetinden fazlaysa kölenin bir mülkü yoktur. Sahip olduğu her şey efendiye aittir. Böyle bir durum var. Ama kölenin değeri borçtan daha fazlaysa bu durumda köle e, kendi adına mülk edinebilme hakkına sahip olmuştur. Böyle bir ayrım var. Böyle bir usul farkından ötürü şimdi furu farkı çıkacak ortaya. Şimdi adam diyor ki ben filancanın hayvanına binmeyeceğim diyor. Ama e, rakibe dabbete abdin lehu me'zunin. Ama onun me'zun ticaret yapmaya izin verilmiş kölesine kölesinin hayvanına biniyor. La yahnesu bu durumda kölenin hayvanına bindiği için yemini bozulmuş olmaz. Çünkü niye? E, ben bu adamınkine binmeyeceğim dedi. Köleninkine bindi. Şimdi buraya bir virgül koyalım. İlla ancak innevâhu ona da niyet ederse innavahu yani kölesininkine de niyet ederse yani ben e, bu adamın hayvanına ve bu kölesinin hayvanına kölesininkine de bilmeyeceğim diye yemin etti. Şimdi e, mesele da başlıyor zaten. Ve huve bu köle de gayri mustagriqin bitteyni. deyni yani efendisine olan borcu mustagriq kölenin kıymetinin tamamını kaplamış değil. Şimdi kölenin kıymetini tamamen kaplamış olsaydı o Sahi. deve kimin olacaktı? Sahibinin olacaktı. Ama bahs e, borç kapsamadığı için deve kime ait? Köleye ait. şahsına Şahsının mülkü olmuş oldu. Şimdi ibare tekrar alıyorum bundan ötürü. La yer kabu dabbete dedi. Fedakibe dabbete abdin lehu mezunin la yahnus la yahnus dedi. Köle şu adamın hayvanını bilmeyeceğim diye yemin ediyor ama kölesinin kine biniyorsa yemini bozulmaz. İlla ancak ne zaman yemin bozulur? en en navahu o köleninkini de kastederse niyetine. Hani bu adamınkine de binmeyeceğim, kölesininkine de bilmeyeceğim. Ya yani bu adamın kölesinin devesine bilmeyeceğim diye yemin ediyorum. Müstakil olsun. Bu adamın bu kölenin hayvanına bilmeyeceğim diye yemin ediyor. Hu gayru mustaqdiqin biddeyn. O da borcu kıymetini aşmayan bir borç yapılanmasında bu durumda deve kime ait olur? Köleye ait olur. Bu yüzden adam deve, kölenin devesine binmeyeceğim diye yemin ettiği için köle de borcu daha az olduğundan kendisine ait mülk edinme hakkı bulunduğundan e, bu kölenin devesine binerse yemin bozulmuş olur. Eğer borç daha fazla olsaydı deve efendinin mülkünde olduğu için adamın yemini yerine gelmiş olmazdı. Ne demek bu? Şu demek. Şimdi şurada bir köle var. Bu kölenin bir devesi var ve ben bu, ad, bu kölenin devesini bilmemeye yemin ediyorum. Ama bu köle efendisine öyle borçlu ki kendi kıymetinden de fazla borcu var. Bu durumda kölenin sahip olduğu her şey aslında kimindir? Efendinindir, bu adamın değildir. Bu durumda benim o köle, kölenin devesine bilmem, kölenin borçlu olduğu durumda yeminimi bozmaz. Tamam Oldu mu? Peki, ve indi Ebi Yusuf rahimahullah. İmam Ebu Yusuf diyor ki, Yahnesu mutlakan innevâhu. Eğer bu adamın e, devesine diye kölenin kendisini kastediyorsa e, mutlak bir şekilde borcu olsun olmasın fark etmez diyor. Yemin bozulur. Çünkü niye? E, bu adamın devesi işte. İşte borçluymuş. Efendinin mülkü, e, mülk efendiye aitmiş. buna, buna bakmam ben diyor İmam Ebu Yusuf. Ve inde Muhammedin rahimahullah yahnesu mutlakan ve in lem yenbihi. İmam Muhammed'e göre ise hani bu kölenin devesine de binmem diye niyet etmemiş olsa bile Yemin bozulur. Niye? Çünkü kölenin elindeki her şey köleyle birlikte örfen kimindir? E, sahibinindir. O yüzden köledeki deveye binmek yine efendinin devesine binmek olduğundan bu adamın devesine binmeyeceğim diye yemin etmişti adam. Sonra kölesinin de bu niyeti eklemişti. Şimdi kölesinin niyeti ekleyince e, İmam Muhammed diyor ki kölesinin niyeti ekledi ya eklememiş olsaydı bile zaten deve otomatikman sahibinin olduğu için yani köleyle birlikte sahibinin olduğu için Kölenin devesine bindiği anda e, yemin bozulmuş olur diyor Tamam. Peki. Burada yemin konusu, bu konu, başlıktaki yemin meseleleri bitmiş oldu. Dediğim gibi daha çok böyle usulü farklar var. Ama esas e, bam teli ve başlık nedir bizimle e, bizim burada almış olduğumuz şey? Hanefiler imameyinin kavli üzere yemin konularını fetva almışlardır. Ve örfi kullanım lafızdaki örfüye kullanıma göre hareket edilir ve buradaki pek çok ihtilaf da arabi telaffuzdan kaynaklı şeylerdir. Mesela bizde işte fiddar ifadesinde arsa şu bu, bunlar bizde yok mesela. Yani biz mesela şu daireye girmeyeceğim dediğimizde o daireyi kapsar, binayı kapsamaz. Çünkü daire budur. Yani bu arabi kullanımlarda arka manayı da bu şekilde karşılayacağından ötürü e, Arapça telaffuzlara ve örfi veya hakiki manadaki kullanımlara itibaren yapılan ihtilaflardır diyoruz ve burada kalıyoruz. Bir sonraki ders babul yemin fil akli ve şurbi ve lubsi ve kelami. Yeme içme, giyinme, konuşma gibi konulardaki yeminler diye devam ediyor. Peki. Velhamdülillahi rabbil alemin.